Ege yöresi sahilden başlayarak doğuda Anadolu işlerine sokulan şehirleriyle Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına ve Cumhuriyet'in doğuşuna öncülük eden, bu mücadelede en önde yürüyen insanların diyarıydı. Mustafa Kalemli, 26 Mart 1943'te şirin bir İç Ege beldesi olan Kütahya'nın Tavşanlı kazasında Ali Bey ve Hacer Hanım'ın oğlu olarak doğdu. Siyasetin Ankara'da masa başında ifa edilen bir görev değil, vekili olduğu halkın içinde ve halk için icra eden bir sanat olduğunu bilenlerdendi o. Hastane koridorlarında canla başla çalışan bir hekim, ülkeye yeni klinikler, yeni hastaneler kazandırmanın hesabını yapan bir yönetici, mesleğinde kazandığı deneyimleri siyasette icraata dökmeyi hedeflemiş bir aydındı. Mustafa Kalemli. İlk ve ortaokulu Tavşanlı'da, liseyi Eskişehir'de okudu Mustafa Kalemli. Hem kendi kazamızda lisenin olmayışından dolayı hem de maddi imkanları kendime uygun hale getirebilmek için burs yoluyla lise öğrenimi yapabilir miyim düşüncesi içerisinde müracaatlarım oldu. Önce devlet yatılı imtihanını kazandım. Parasız yatılı imtihanını kazandım Kütahya Lisesi için. Bir de yine kendi kazamızdan olan Allah rahmet eylesin kıymetli hemşerimiz Mesut Zeytinoğlu'nun Tavşanlı çocuklar için ihdas ettiği bir lise bursunu kazandım Eskişehir Lisesi'nde. Eskişehir Lisesi'ni tercih ettim ve liseyi de Eskişehir Lisesi'nde bitirdim. Onun ilk öğretim ve lise yılları İkinci Dünya Savaşı sonrası Demokrat Parti'nin ülkeye nefes aldırdığı bir dönemde geçti. Ne yazık ki bu dönem 1960'da bir darbeyle kesintiye uğradı. Liseden başarıyla mezun olan Mustafa Kalemli, darbeden bir yıl sonra tıp eğitimi için Ankara'ya geldi. 1967 yılında hiç sene kaybetmeden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. İlk görev yeri memleketi Tavşanlı'nın Tunçbilek beldesiydi. Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi'nde pratisyen hekim kadrosunda göreve başladı. Bu dönemde Betül Hanım'la evlendi ve bu evlilikten iki çocukları oldu. ...1968'de... yeniden Ankara'ya dönen Kalemli, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kürsüsü'ne asistan olarak girdi ve gayretle çalışarak 1972 yılında uzmanlık eğitimini başarıyla tamamladı. Askerlik görevini Ankara Mevki Hastanesi'nde yedek subay olarak tamamladıktan sonra Ankara Acil Yardım ve Trafik Hastanesi'nde başhekim muavini olarak görev yaptı. 1978'de Almanya'nın Hamburg şehrine gitti ve Hamburg Üniversitesi Eppendorf Hastanesi'nde androloji ve böbrek nakli konusunda çalışmalar yaptı. Doçent Doktor Mustafa Kalemli, 1979 yılında Antalya'da Tıp Fakültesini kuran ekipte Üroloji Kürsü Başkanı, 1982 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Tavşanlı Hastanesi'nin kurucu başhekimi oldu. Ardından İzmir Buca SSK Hastanesi'nde üroloji şefi olarak çalıştı.
bizim için çok hoş yıllardı, çok zevkli yıllardı. Yorucu yıllardı ama çok zevkli yıllardı. Ondan büyük gurur duyuyorum. Hemşehrilerimin benden bir ricası oldu. O zaman bizim kazamızda bir sosyal sigortalar hastanesi yapılmıştı. Ama boş bir binadan ibaretti. 8 ayda o hastaneyi 125 yataklı bir hastane haline getirdik. Gece gündüz çalıştık. Çok da güzel bir hastane oldu. Hala da çalışıyorum. Ve ben o 8 ayın sonunda aile olarak bir kararımız vardı. İzmir'e yerleşmeyi düşünüyorduk. Çok sevdiğimiz bir kentti İzmir. İzmir Sosyal Sigortalar Buca Hastanesi'ne üroloji şefi olarak tayin oldum. İzmir'de bulunduğu dönemde 12 Eylül askeri yönetimi devam ediyor ama Türkiye yeni bir seçime hazırlanıyordu. Siyasi parti kurma çalışmalarının başladığı bu sırada hemşerilerin ısrarıyla politikaya atılmaya karar veren Kalemli, Anavatan Partisi'ne girdi. Kütahya'dan milletvekili adayı oldu. Kendi kazamda Anavatan Partisi ilçe teşkilatını kurup ilçe başkanı oldu. Bizim partimizin kuruluşu Mayıs ayıdır, 20 Mayıs'tır. Ben Temmuz ayının başında ilçe başkanıydım. Yani 1,5 aylık farkla bir ilçe başkanıydım. O dönemde kısa bir süre için propagandaya müsaade edilmişti. 15 gün kadar bir resmi propaganda süresi vardı. Kısa süren seçim kampanyasından sonra 6 Kasım 1983'te yapılan genel seçimler Anavatan Partisi'nin zaferiyle sonuçlandı. İdarecilikteki tecrübesi ve mesleğindeki başarısıyla kısa zamanda Özal'ın yakın çalışma arkadaşları arasında yerini aldı. Köklü reformların yapıldığı bu dönemde önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. 1986 yılında Sağlık Bakanlığı'na getirilen Mustafa Kalemli, bir yıl süreyle kaldığı bu görevde sorunlarını çok iyi bildiği sağlık sektörünün koşullarını iyileştirmek için uğraş verdi. 29 Kasım 1987 tarihinde yapılan erken genel seçimlerden sonra İçişleri Bakanlığı'na getirildi. Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kurulan hükümette görev almayan Kalemli, Haziran 1991'de Mesut Yılmaz hükümetinde yeniden İçişleri Bakanlığı'na atandı. Bu görevinde bir ilke imza attı ve ilk kadın valimiz Muğla valisi olarak göreve başladı. Mustafa Kalemli, Cumhuriyet kurulduğundan beri ilk kez bir İçişleri Bakanı olarak bir kadını valilik makamına oturtan bir bakandır. Türk tarihinde böylece bir kadınlar için, Türk kadınları için yepyeni bir sayfa açılmış oldu. Sadece bir kadın vali tayin edilmiş olmadı. Aynı zamanda kadın kaymakamlar da görev başına geldiler. Ve bugün İçişleri Bakanlığımızda sayıları azımsanmayacak kadar kadın kaymakamımız bulunmaktadır. Mustafa Kalemli, Ağustos 1991'de yeni kurulan Orman Bakanlığı'na getirildi. Bu görevini erken genel seçime kadar sürdürdü. 5 Aralık 1995'te yapılan genel seçimlerde oluşan sandalye dağılımı, istikrarlı bir hükümet kurulmasına engel oldu. ANAP-DYP koalisyon denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Sancılı bir süreçti. Siyaset sahnesinde yeni figürler oluşmuştu ve bu figürler de güçlüydü. O nedenle Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi koalisyonunu zaten çok da her ne kadar iki parti ideolojik olarak birbirine yakın görünse de çok ciddi bir doku uyuşmazlığı olan bir koalisyondu ve başından itibaren de sıkıntılı ve sakat bir doğum olmuştu. Fazla yürümeyeceği belliydi. Özellikle yolsuzluk iddiaları ve bu iddiaların iki parti tabanında da karşı partinin yolsuzlukları noktasında çok hassas davranılması nedeniyle yürümeyeceği belliydi. Sonunda da yürümedi. 1996'nın Mart başında başladı. Haziran sonunda mı, Temmuz başında bitti. Topu topu 4 ay bile oldu, olmadı. Tabii o hükümetin
yapısı değişikti. Bir de azınlık hükümetiydi. Sıkıntı oradaydı. Mecliste çoğunluğu olmayan bir hükümetti. Kanun çıkarması çok zordu. Şunu üzüntüyle ifade ederim. Herkesin de kulağına küpe olsun bu Türkiye'de. Koalisyon iyidir, demokratiktir ama koalisyonda öyle iş yapmak hiç kolay iş değildir. Deveye hendek atlatmak kadar zor bir iştir. Partisinde değişik zamanlarda farklı görevler de üstlenen Kalemli, bu dönemde yaptığı meclis başkan vekilliğinden sonra siyasi partilerin meclis başkanlığı için üzerinde uzlaştıkları isim oldu. Muhalefet döneminde yine bir grupta bir müddet çalıştıktan sonra meclis başkan vekilliği görevine getirdiler beni. Meclis başkan vekilliği görevim 2 yılı aşkın süre devam etti. Daha sonra da 1996'da meclis başkanlığına adaylığımı koydum ve meclis başkanı oldum. Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa Kalemli. 25 Ocak 1996'da 4 siyasi partinin desteği ve 343 milletvekilinin oyuyla başkanlık makamına seçilen Mustafa Kalemli, bu zor dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tek çözüm merceği olduğu düşüncesiyle hareket etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturu ve bilinci içinde yasama görevlerini yerine getirecektir. Ağır bir mesuliyet aldığımın idraki içindeyim. Görevin bu ağırlığı başarının da en büyük yol göstericisidir. Yüce Meclis'in idaresinde tarafsız bir başkan olacağım. Diğer taraftan taraflı bir başkan olacağımı da ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce layık ve demokratik cumhuriyetin tarafındayım. Anayasanın, yasaların ve iç tüzüğün tarafındayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, bu yüce çatıdan, bu yüce çatı altında feragatla görev yapan milletimizin gerçek temsilcilerinden ve yüce milletten yana tarafım. Değerli milletvekilleri, Yüce Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetin bütün kurumlarına olan sarsılmaz inanç ve bağlılığınız milletimizin ve meclisimizin en büyük teminatıdır. Bu şükran duygularıyla Yüce Atatürk'ü bir kere daha rahmetle anıyorum. Beş ayrı parti grubundan oluşan meclis aritmetiği içinde iş tüzüğün rehberliğinde krizlerin büyümemesinde büyük pay sahibi oldu. Benim dönemimde yapılan önemli işlerden bir tanesi iş tüzüğün 121 maddesini değiştirdik. Çok önemli gördüğümüz meclis idaresinin yıllardır çalışmalarda güçlükler gördüğünü ifade ettiği bazı maddeler üzerinde siyasi parti gruplarının uygulamada bir takım sıkıntılar hissettikleri bir takım maddeler üzerinde değişiklikler yaptık. Bunun toplamı 121 madde idi. Çok güzel bir değişiklik oldu ve iş tüzük rahatladı. Çalışma düzeni daha bir güzel hale geldi. Ocak 1995'te kurulan ANAP-DYP koalisyonu dağılınca Haziran 1996'da kurulan Necmettin Erbakan başkanlığındaki Refah Partisi Doğru Yol Partisi koalisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu aldı. Refah Yol koalisyonu Refah Partisi Türkiye'de o tarihte birinci parti olmuştu. Biz ANAP birisiyle yapacaktık koalisyon. Netice olarak Türkiye bir hükümet kuracaktı. Bizden önce ANAP'ta görüşmeler yapıyordu. Biz de yaptık, anlaştık, yaptık bu koalisyonu. 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesine meydana gelen trafik kazası siyasi gündemi uzun süre meşgul etti. Bu olayla açığa çıkan yakın geçmişteki birçok karanlık gelişmenin aydınlığa kavuşturulması için kampanyalar düzenlendi. Mesela bir dakika karanlık eylemi diye bir eylem başlatıldı. Bu eylemin başlangıç amacı işte Susurluk kazasıyla ortaya dökülen bir takım kirli olduğunu anladığımız ilişkilerin vakit geçirilmeden ortaya çıkarılmasını amaçlayan bir sivil toplum hareketiydi.
Ama hemen bunun akabinde işte bazı siyasi çevreler ve ekonomi finans çevreleri bundan yararlanabileceklerini gördüler. Ve iş birdenbire hani bu iktidar gitsin. Peki ama nasıl gitsin? Türkiye Büyük Millet Meclisi bu olayla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi ve komisyonun çalışmaları Türk halkı tarafından yakından izlendi. Böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi milli iradenin bilgisi ve kontrolü dışındaki eylemlere izin verilmeyeceği ve bunlara göz yumulmayacağını net biçimde ifade etmiş oldu. Komisyon çalışmaları biz gazeteciler için çok verimli geçiyordu. Çünkü bugüne kadar bilmediğimiz devletin çoğu gizli operasyonları, sırları ortaya çıkıyordu. Ayrıca dediğimiz gibi çeteleşmenin nereye vardığını da gün yüzüne çıkmış gibi görebiliyorduk. Her ne kadar bu çetelerle mücadelede hakkını teslim etmek gerekirse bir miktar o gün hükümetleri de bir şeyler yapmıştı aslında. Ama susurluk bize gösterdi ki yapılanlar hiç de yeterli olmamıştır. Bu süre zarfında Refah Partisi, Doğru Yol Partisi koalisyonuna karşı kamuoyu baskısı şiddetini arttırdı. Bizim o zaman 5 çete dediğimiz sendikalar, oda başkanlar, bunların 54. hükümeti kabul etmemesi, yıkmakla uğraşması. Bu da askeriye yansıdı. Orduya götürdüler. Bir sürü doğru yanlış şeyler söylediler. Dükümanlar götürdüler. Onlardan bir iki tanesi basın mensubuydu. Basın patronlarıydı. 2-3 tanesi sendika başkanlarıydı. Ve bana göre bu 20-25-80 itirazından sonra en başarılı, ekonomik olarak en başarılı olan hükümetlerden biriydi. İktidardan hoşnutsuzluğunu açıkça ifade eden bürokratik kesimlerin yanı sıra sivil toplum örgütleri de hükümete karşı yaptıkları eylemlerle seslerini yükseltti. Hükümetin bir takım uygulamaları kısa zaman sonra bazı medya organlarının ve bürokratik kesimlerin muhalefetiyle karşılaştı. İşte görüntüler, söylemler, daha önce yapılmış bazı açıklamalar, bunlar kamuoyuna servis edilmeye başlandı. Medyanın da katkısıyla böyle bir iklim yaratıldı. ...28 Şubat süreci diye adlandırılan bu süreçte demokrasi kesintiye uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Artan baskılar karşısında Başbakan Necmettin Erbakan istifa etti. Netice olarak o hükümetin yıkılması bana göre Türkiye bir kaybıydı. Çünkü ekonomi ivreleri çok yüksekti. Çok iyiydi ama olmadı. Netice olarak Türkiye 28 Şubat kararlarını yaşadı. 4-5 ayda hükümet artık toplanamayacak bir duruma gelmişti. Netice olarak istifalar oldu. Meclis Başkanı olarak kalemli, bu dönemde olağanüstü koşullarda siyasetin askıya alınmaması, sorunlara demokratik çerçeve içinde ve meclis çatısı altında çözüm bulunması için çaba sarf etti. Mustafa Kalemli'nin başkanlığı döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi, idari alanda değişen koşullara göre yeniden düzenlenen birçok kanun tasarısını anayasa değişikliğini görüştü ve karara bağladı. Onun meclis başkanlığı döneminde Türkiye önemli anayasa değişikliklerine imza attı. 25 maddesini değiştirdik anayasanın. Tabii o değişiklikleri idare etmek, o dönemde meclisi yönetmek oldukça zordu. Yani bizim dönemimizde seçilmişti ama hükümet düşmüştü, başka hükümet gelmişti. Meclis başkanı olarak kalmıştı çünkü 3 senelik müddeti. Tüketicinin korunması hakkında kanun, telgraf ve telefon kanunu, yüksek öğretim kanunu, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usullerine dair yasa, üzerinde değişiklik yapılan, yeni koşullara uygun hale getirilen kanunlardan bazılarıydı.
Görüşülmekte olan 85 sıra sayılı telgraf ve telefon kanunu Yüksek Öğretim Kanunu'nun ve uyum yasaları olarak adlandırılan bu yasalar partiler arası uzlaşmanın ürünü. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu dönemde ayrıca aralarında Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Bosna Hersek gibi dost ve kardeş ülkelerin bulunduğu devletlerle yapılan işbirliği anlaşmalarını da oylayarak kabul etti. Parlamentolar arası dostluk grupları vasıtasıyla uluslararası siyasette de milli iradenin sesi oldu. Mustafa Kalemli yönetiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin kendi bölgesinde lider ülke olması için çaba sarf etti. Türkiye kapı önünde bekletilecek bir devlet değildir dedim. Kime söyledim bunu? Bütün Avrupalılara söyledim. NATO toplantısı için gelenlere söyledim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Yeter ki onun idarecisi, onun yöneticisi bu bilinçle her gün o insanlara bunu söylemeye devam etsin. Türkiye dünyada saygın bir devlettir. Bu saygınlığın da her zaman göstermesini bilmiştir. Meclis Genel Kurul Salonu 1960'lardan beri tadilat görmemişti. Eskimiş oturma düzeninin ve kürsülerin çağa uygun bir şekilde değiştirilmesi bir zorunluluktu. Mustafa Kalemli, Genel Kurul Salonu'nun yenilenmesine karar verdiği andan itibaren ciddi bir muhalefetle karşılaştı. Çalışmalar sona erdiğinde basında ortaya atılan iddialar siyaset mesleğinin cilvesiydi. O konuda sonradan canını sıkan bir takım hadise, söylentiler çıktı ve kendisi hakkında soruşturmalar açıldı. Çok sıkıntılı günler geçirdiğini biliyorum. Meclis başkanlığından sonradan çok tartışıldı. Meclis salonunu yeniledi. Bana göre çok isabetli bir iş yaptı. Nedir o isabetli iş? Elektronik oylama sistemine geçirdi meclis. Bu meclisin çalışmalarını yarı yarıya verimli hale getirdi. Çünkü muhalefet oturup şeyi hakkını suistimal ediyordu. Her maddenin oylamasında 20 milletvekili birleşiyor, yoklama talep ediyordu. A'dan Z'ye kadar, yani Adana'dan Zonguldak'a kadar vilayetlerin okunması bir saat vakit alıyordu. Ve hemen hemen her maddede bir saat sadece yoklamayla vakit geçiriyorduk. Ve aksi ispat edilmedi işte. Hiçbir arkadaşın lekelenmesinden yana da değil. Meyveli ağaçtır bir meclis başkanlığı, taşlanır. Kim gelirse gelsin. Sonradan kendisi mahkemeye düştü, beraat etti. Ve meclis salonunun yenilenmesinden dolayı herhangi bir hatasının olmadığı ortaya çıktı. Neticede mecliste bu elektronik cihazla yoklama usulleri de büyük ölçüde muhalefeti hizaya getirdi. Meclisi verimli hale getirdi. Bana göre faydalı bir iş yaptı. O güne kadar üstlendiği her görevde dürüstlüğü ve şaibesiz kariyeriyle bilinen Kalemli'nin bu iddialar karşısında başı dikti. Çok spekülasyonlar yapıldı. İş bir siyasi mücadele platformuna çekildi. Hoş şeyler değildi. Bunun üzerine biz mahkemeye gittik kendi arzumuzla. Dokunulmazlığımızın kaldırılmasını istedik. Çünkü benim hakkımda da suç duyurusunda bulunmuşlardı. Gittik. O mahkemeler de bitti bugün hepsi. Ve Türkiye'nin en güzel yapılmış işlerinden bir tanesinin de çok doğru, çok güzel bir iş olduğu tescil edilmiş oldu. 30 Haziran 1997'de Mesut Yılmaz başkanlığında bir koalisyon hükümeti meclisten güven oyu alarak göreve başladı. Bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasalaştırdığı önemli tekliflerden biri de temel eğitimin 8 yıla çıkarılmasını öngören kanun tasarısıydı. Yine buna bağlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 yıllık temel eğitime geçişte gerekecek finansal kaynağın yaratılması konusunda hükümete yetki veren bir kanun tasarısını kabul etti. 16 Temmuz 1997'de yap işlet modeliyle elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulması ve işletilmesi,
enerji satışının düzenlenmesi hakkında kanun çıkarıldı. ...25 Temmuz 1997'de Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası kuruluş antlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun yasalaştı. Kalemli, başkanlığı döneminde birçok iç ve dış ziyarette bulundu, yerli yabancı konuklarını mecliste ağırladı. Özellikle komşu ülke parlamentoları ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çaba sarf etti. Hem içte temsil vardır hem de dışta temsil vardır. Dışta temsilin iki önemi var. Birincisi, dostluk çerçevesi içerisinde yabancı ülkelerle, yabancı meclis başkanlarıyla, yabancı meclislerin idarecileriyle karşılıklı temas. Onların bize gelmesi, bizim onlara gitmemiz. İkincisi, bu görevi yaparken idarenin sizden isteyeceği bir takım talepler olur, ricaları olur. Derler ki efendim şu ülkeye giriyorsunuz, bizim o ülkeyle şöyle bir meselemiz var, şöyle bir problemimiz var. Lütfen bunu bir gündeme getirir misiniz? Tabii meclis başkanı icra organı değil. Bir yaptırım gücü yok. Ama meclis başkanının ağzından bazı şeylerin yabancı bir mecliste veyahut da yabancı bir ülkenin başbakanıyla, cumhurbaşkanıyla konuşurken dile getirilmiş olmasının çok büyük ağırlığı var. Başkanlık görevi sırasında meclisin tüzel kişiliğine ait olan milli sarayların yönetimini yeniden düzenleyen, sarayların bakımı, işletilmesi ve kültür mirası olarak korunması için öncülük yapan Kalemli, üç hükümetin kurulmasına tanıklık ettiği bu kısa dönemde meclisin uyum içinde çalışması için çaba sarf etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ekim 1997'de yeni yasama yılı çalışmalarına meclis başkanlığı seçimlerini yenileyerek başladı. Mustafa Kalemli, görevini yeni başkan Hikmet Çetin'e iç huzuruyla teslim etti. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Atatürk'ün meclisine başkanlık etmek çok onurlu bir görevdir. Şimdi bu onurlu görevi çok değerli bir arkadaşıma gönül rahatlığı ve gönül huzuruyla devrediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Evet, işte demokrasi bu. ...1999 milletvekili genel seçimleriyle birlikte aktif siyasetten çekilen Kalemli, mesleğiyle ilgili kitapların yanı sıra tecrübelerini gelecek kuşaklara aktarmak düşüncesiyle siyaset yaptığı yıllarda yaşadıklarını anlatan eserler kaleme aldı. Mustafa Kalemli, yılların birikimi ve siyasi tecrübesiyle olayları yorumluyor. Türkiye, genç nesliyle, iyi yetişmiş insan nesliyle, ülkesini seven vatandaşlarıyla çok daha iyiye, çok daha güzele ulaşacaktır. Buna hem hakkı vardır, hem bu hasletlere sahiptir. Yani bir ülke için oturup da battık, mahvolduk, gidiyoruz demenin manası yok. Türkiye'nin zorlukları bugün için vardır. Dün de vardı, yarın da olacaktır. Ama Türkiye bu zorlukları aşmasını bilir. Türkiye bunların üstesinden gelmesini bilir. Yeter ki biz aramızda bölünmeyelim. Biz aramızda parçalanmayalım. Bizim aramıza nifak girmesin. Biz birbirimize didişmeyelim. Biz birbirimizle kavga etmeyelim. Biz önümüze bakalım. Yapılacak işlerimiz neyse onları yapalım. Dünyayla yarışmaya devam edelim. Bizim yapacağımız tek şey bu. Eğer bunları yaparsak, bugün zorluk olarak, sıkıntı olarak, yanlışlıklar olarak gördüğümüz şeylerin hepsinin ortadan çok kısa süre içerisinde kalktığını göreceğiz. Tavşanlı gibi bir ilçeden çıkarak doktor, akademisyen, yönetici, milletvekili, bakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak uzun yıllar hizmet veren Kalemli için bütün bu görevler ülkesine ödenmesi gereken bir borçtu. Her görevinde milletine hizmet etmenin hazzını duydu. Mustafa Kalemli bugün hem tıp alanında yarattığı eserlerle hem de
siyaset dünyasına kazandırdıklarıyla anlıyor. O, ailesiyle mutlu bir hayat sürdürürken, başlayan her yeni günün hayata yeni bir şeyler katmakla anlam kazanacağını bilerek yaşama uğraşını sürdürüyor.